Sevgili izleyenler işte psikolojiye hoş geldiniz. Bugün aile danışmanlığı konuşacağız. Oldukça önemli bir konu. İki konuğum var. Uzman psikiyatrist doktor Zeynep Pınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve aile hekimliği uzmanı, aile danışmanı doktor Murat Keklikoğlu siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle olarak sormak istiyorum aile danışmanlığı nedir ve hangi durumlarda yardımcı olur? Şimdi aile danışmanlığı görece yeni bir konu. Yani hem dünyada yeni hem bizde de yeni sayılır. Aile danışmanlığının tabii ortaya çıkışından biraz önce konuşalım isterseniz. Şimdi modern yaşamın getirdiği karmaşık ilişkiler, hızlı yaşam tarzı, sosyal yaşamın giderek daha hareketli ve yaşam temposunun daha hızlı olması, iş ilişkileri, yoğunlaşan bir iş yaşamıyla birlikte iş-aile yaşamı dengesindeki bir takım sıkıntılar, değişen kimlikler, roller, geleneksel yapının çözülmesi ve aile yapısının değişmesi gibi nedenlerden ötürü hem evli çiftler, hem birlikte yaşayanlar, hem de Evlilik hazırlığı yapan ya da bir şekilde bir ilişkisini sürdüren kişilerde bir takım güçlükler ortaya çıkabiliyor. İşte bu konuda kişiler zaman zaman profesyonel yardım alma gereksinimi duyabiliyorlar. Bu noktada aile danışmanları devreye giriyor. Ve aile danışmanları da tabii bakıldığında aslında herhangi bir yargılayıcı merci ya da herhangi bir karar verici merci değiller. Burada önemli olan çiftlere kendi içlerinden üretecekleri doğru çözüm bulmalarında yardımcı olmak. Tabii çözüm deyince veya bir ilişkide en önemli nokta aslında iletişim sorunları. Bunun yanı sıra gene e, gündelik yaşamda bizim sık rastladığımız aldatma, sadakatsizlik gibi konular, İş, özel hayat arasındaki dengenin e, sağlanması, ailede tabii çocuk varsa çocukla ilgili davranış, eğitim, okul gelişim sorunlarıyla ilgili konular, e, aile bireylerinden birinin kaybı, aile içinde yaşanan çeşitli çatışmalar, bunlar finansal olabilir ya da başka nedenlere bağlı olabilir, çocukluk dönemi travmaları. Ee, bu gibi konular e, aile danışmanlığının e, kapsamı içine giriyor. Tabii e, bunun yanı sıra e, çok geniş bir konu ve insan bir e, ruh-beden-zihin bütünlüğü içinde ele alındığında ailede yaşanan sağlık sorunları, kronik e, bir takım hastalıklar, bunlar bedensel ya da ruhsal olabilir e, gibi konular da gene aile danışmanının zaman zaman e, ele alması gereken ve hani bu konuyla ilgili de çalışma yapması gereken alanlar arasında oldukça önemli konular bir aileyi ayakta tutan temeli sağlamlaştıran iletişim problemlerinin çözümünde aile danışmanları yardımcı oluyor Peki Türkiye'de en çok hangi konularda genel olarak yardım isteniyor bu ee... Şimdi tabii Türkiye çok hızlı değişen dinamik bir toplum. Bu da aile içinde önemli sürtüşmelere, önemli kimi zaman parçalanmalara, fikir planında, kültür planında, kuşaklar arasında çatışmalara, kadın erkek ilişkilerindeki bir takım çatışmalara yol açan bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. Bunlar arasında tabii ki, Öfke kontrolü önemli bir nokta. Saldırganlık dürtülerinin kontrol edilmesi aile içi önemli bir şiddetle nokta. ilgili. Bu tabii bunun son noktada artık aile içi şiddete varabilen durumlar bunlar. Ama daha sonra da belki konuşacağımız gibi önemli olan bu yangını büyümeden daha henüz önceden, önceden hatta çıkmadan önlemek için çiftlerin gerektiği zamanda böyle bir destek almaları. Ee, öfke kontrolünün yanı sıra bir diğer önemli konu tabii ki e, gene e, aldatma, sadakatsizlik gibi e, konularla ilgili e, çiftler e, çiftlerden biri ya da başvurabiliyor. E, bu da sık rastladığımız bir motif. E, bir diğer konu tabii e, kişilerde depresyon olabiliyor. Bu depresyon e, maskeli olabiliyor. Yani e, kişi kendisi de farkında olmadan e, bu depresyonun denileşebiliyor ve Kişiler arası ilişkilerde bozulmaları yol açabiliyor. E, kişiler depresyonla geliyorlar ve e, ilişkiye yansıdığında tabii bu da aile danışmanının e, e, dikkat etmesi gereken bir nokta. Gene çiftlerin e, geldikleri başka bir konu cinsel sorunlar tabii ki. Bu da toplumuzda e, e, bir ucu tabii ki bunun e, gene e, fiziksel ruhsal olabilir. Bir ucu da gene kişiler arasındaki gerilimlere e, veya işte evliliğin sürecindeki bir takım başka olaylara bağlı olarak oluşan cinsel sorunlar olabilir. Başka bir konu gene çocuklarla ilgili olarak başvuran çiftlerimiz oluyor. Anne baba çocuk arasındaki çatışmalardan kaynaklanan sorunlarla gelebiliyorlar. Bunlar özellikle sık rastladığımız başlıklar. Zeynep Hanım özellikle size sormak istiyorum çünkü bu aile terapisi uygulanmasında sakıncalı olan gruplar var mıdır? Çünkü mesela ee, evleniyor beyefendi ya da hanımefendi şizofren çıkıyor böyle bir durumda gibi ee, sert sınırlar koymak doğru değil ee, şizofreni ile bir, bir insan bilerek evlenirse geçinebilir yani şizofreniler çok güzel evliliklerini götürebilirler hiç öyle bir kesin sınırlar koymayalım ama şey olabilir mesela cinsel sapmalar olabilir mesela pedofiliktir zoofiliktir. ...ne bileyim böyle ciddi sorunlar olabilir. Canına kast tarzında mesela... ...süisit teşebbüsünde bulunan insanlar olduğu gibi... ...kendisini öldürmeye kalkan homüsit teşebbüsünde olan... ...başkasına zarar verme potansiyeli olan... mesela ...paranoid bozukluk eşini öldürebilme potansiyeli vardır. Onlar da belki... ...biz hiç kimseye zaten ayrılın demeyiz. Ben şöyle biraz ortamı yumuşatayım... Ee, yaradan dünyayı kaç günde yaratmış? Tevatir 7 günde denir. Ee, görüp tanık olan yok. Ee, o, peki ol deyince olup bu kadar güçlü e, yaradan o günden beri neyle uğraşıyor? Ee, kadın ve erkeği barıştırmaya denir. Ee, gerçekten e, milyon yıldır var olan aile yapısının en büyük sorunu geçimli ve mutlu olabilmektir. Milyon yıldır geniş ailede ve Dar bir çevrede insanlar yaşadı, iç içe yaşadılar ve ortak akıl, kamu vicdanı, geniş ailenin desteğiyle aile kurumu devam etti. Bu yüzünde artık çekirdek aile var, başka bir aile tipine geçtik. Dünya küçüldü, globalleşti ve yer değiştirir olduk, ailelerden uzak çiftler ve e, hakikaten nasıl e, bu, hep söylerim bu jungle'da, metropollerde, genlerde sessizce uyuyan hastalıklar e, hortlayıp e, hastalıkların görünme olasılığı yükseldiği gibi aile kurumunda müthiş e, zar, e, zarar görüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, 7 sene önce tekrar geldiğim İstanbul'da aile kurumunun ne kadar Anadolu'da çok uzun bir mecbur hizmet yapmıştım. ne kadar korkunç zarar gördüğünü gördüğümde bir hocam dedi ki 25 yıl sonra aile ee, yok olacak dedi. Ya o çok kötü oldum yani bizler artık belli bir şey geldik ama ben aile kurumunun yok olmasına karşıyım. Ee, evlatlarımız var, çocuklarımız var. Aile çok karlı bir kuruluştur. ve ruh sağlığı için, beden sağlığı için koruyucudur. İyi iletişim ailede de şirkette de karlıdır. Bunu hep söylerim. İki kişi bir araya gelip mutlu bir evlilik tesis ettiklerinde ortaya geometrik desenlerle artan bir iyilik, mutluluk, zenginlik, çocuk her halde e, mutlu bir aile büyür. Tersine iki kişi mutsuzsa eğer başladıkları da geometrik desenlerle küçülürler. O iki kişiden bazen geriye bir çeyrek bile kalmaz. Yani ben size şunu söyleyeyim işte büyük hastalıklar var şizofreni, OKB, BIPO'lar. Ben bunlarla her gün uğraşıyorum. Onlarla yapabileceğim sınırlarımı biliyorum. Ama söz konusu aile terapisi olduğunda hakikaten çok yorucu oluyor. Normal bir görüşme mesela 45 dakikayken aileyle görüşmeyi bir buçuk saatte bitiremezsiniz ve e, genellikle de erkekleri aile terapistine e, tedaviye getirmek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim mutlu bir aile için uyum ve işbirliği şart ve e, e, dikkat edin başarılı ve mutlu çocuklara bakın. ...hep uyum içinde olan ailelerden çıkarlar. O yüzden günümüzde... ...aile terapisi çok yaygın olmalı... ...ve ben, e, belki bahsetmişimdir... ...başka bir programımda... ...kağıthane belediyesinden başlayarak... E, ...belediyelerde bir dizi... ...aile e, terapisi halka açık... ...konferanslar düzenlemiştik. Sonra başka Gazi Osman Paşa... ...belediyesine gittik. O e, derken oralarda kaldı. E, ve belediyelerde de... E, bu yardımcı olan psikologlar var, deneyimli psikologlar var artık. Her belediyede de var mı bilmiyorum. Ama ben şunu söylüyorum daha evlenmeden önce eş bir ilişki götürüyorsunuz, evliliğe başvurmadan önce bir birkaç görüşme, bir terapistle konuşmanın gelecekte kırıp dökmeden ilişkinize çok büyük katkısı olur diyorum. Bana gelenler çok geç geliyorlar onu söyleyeyim yani kimler geliyor? Adam paranoid bozukluk çocuklarına veya eşine mesaj atıyor. Şu adamla annenin şu ilişkisi var bilmem ne diyerek 8 yaşındaki oğluna mesaj atıyor. Korkunç bir tablo öyle geliyorlar. Ya da ne bileyim ben 20 yıllık bir türlü yardım alamadıkları cinsel fonksiyon bozuklukları var. Yani hep bununla ilgili şey yaparım. Üniversiteye hazırlanan olan kapıyı çalmış yeterin artık demiş ya. Sağır gibi sağır değilim ben. Sizi duymazlıktan gelmekten usandım el alem aya çıktı siz bir psikiyatriste gitmeyi bilemediniz. Ben her şeyi duyuyorum demiş. Yani işi bu noktaya taşımadan aslında yardım ileri vardım diyen atasözü söyleyen bir toplumun üyeleri olarak yardım almayı e, küçülmek olarak kabul etmeden yola çıkmak lazım. Evet. Ee, peki Murat Bey seanslarda genel olarak nasıl bir yol izleniyor? Ee, şimdi tabii e... Aslında şuradan bakmak lazım. Hani Ben bir doktor olarak şöyle bir örnek vereyim. Hani Nezle olan birinin tedavisiyle zatürre olan birinin tedavisi aynı değildir, bildiğiniz gibi. Ee, şimdi aile danışmanlığında da böyle. Tabii önce bir sorunu analiz etmek lazım. Yani herkese uygun bir şablon, herkese uygun bir e, model, her zaman için e, veya süre yok. Ee, burada genelde biz e, haftada bir iki seans gibi uygulama yoluna gidiyoruz ve her seans işte 90 dakikada sürebilir. Ortalama bir saat 90 dakika arasında yani aslında çok emek isteyen bir iş. Ve gene ortalama bahsedersek 10-15 seans gelmeleri gerekebilir. 10-15 seans? Yani bu aslında bir süreç. Yani şimdi e, başta dediğim gibi e, olayın e, vahametine göre e, kişilerin e, bu e, konuda kat edecekleri mesafeye, olaya ne kadar katılacakları e, bunların hepsi tabi e, belirleyici oluyor. Ama yine e, Zeynep Hoca'nın dediği gibi aslında e, ne kadar erken safhada e, müdahale edebilirse bir aile danışmanı, hem başarı şansı yükseliyor hem de ortadaki zarar sınırlanıyor, küçülüyor ve ilişkiyi onarması da kolaylaşıyor. Dolayısıyla başlangıçta tabii gelen çiftlerin aralarındaki çıkmış olan sorunun hangi noktada olduğunu bulmak lazım. Yani bu sorun şok aşamasında mı, yeni mi başlamış, taraflar şokta mı? Yani donup kalmış durumdalar mı? Duyguları artık felç mi olmuş? Bu mesela çok akut, yeni başlamış bir şeyde, anlaşmazlık tablosunda bu noktada gelebilirler. Ya da kabullenme aşamasında, daha ileri bir aşamada olmuş olabilirler. Ya da bir bastırma aşamasında olabilirler. İşte bunları konuşup anlayıp ona göre farklı stratejiler izlenebiliyor. E, çiftler beraber sonra tek tek mi alınıyor? Beraber e, ve tek tek gelebilir. Hatta yani e, çiftlerin birlikte de gelmesi şart. değil. Çiftlerden biri gelmek istemiyorsa sadece bir tanesinin bile gelmesi gene faydalı olacak. Hmm. Her yani diyelim ki mesela, e, her hanım ya da bey gitmek istedi. Diğer taraf ben gitmek istemiyorum dedi. O zaman olay tamamen sekteye uğramasına gerek tabii, yok. Yine tabii, yine tek tabii, kişi de olsa tabii, gidilebilir. her ikisinin de ama... E, Böyle her zaman bunun mümkün olmadığı durumlarda e, taraflardan demeyelim de hani çiftlerden birinin bile gelmesi e, çok faydalı oluyor. Kesinlikle buna katılıyorum. E, çünkü kavga için iki kişi gerekli. Biri ben kavga etmiyorum derseniz ne yaparsınız edemezsiniz kavga. Birisi e, incitmemeyi öğrendiği gibi incinmemeyi de öğrenirse yani sizin dediğiniz az önce söylediğiniz gibi yani biri şizofreni bile olsa paranoid şizofreni bile olsa... Yani e, ve tedavisi kontrol altına alınamayan bir hasta bile olsa karşısında bu benim e, eşim e, bu hastalıkta ona Allah'tan geldi. İşte evliliğimize katkıları şunlar şunlar. Ben buna razıyım deyip onu e, bu evliliği götürmeye niyetliyse evlilik gider. Yani bir kişinin niyetli olması bir evliliği götürür. O yüzden e, benim işte hiç kusurum yok. Bütün kusur onda. Bazen öyle diyorlar bana. Siz ona tedavi edin. Yeter. Ben hallederim bu trafik şey gibidir yani hani trafik polisi hiçbir kazada bir sürücüye yüzde yüz kesmez diğerine hiç olmazsa yüzde beş yüzde yirmi şey yapar. Sorunun çözümüne katkıda bulunmamakta pasif bir durum aktif olmak lazım yani sorunu çözmeye kalkmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir geçmişe baktığınız zaman ikinizde aile danışmanlığı üzerine gelen çiftleri ya da bireyleri düşündüğünüzde <laughs> e, oran yararlı olma oranı ortalama ne kadardı? Böyle boşanmaktan vazgeçen çiftler ya da birbirine yeniden aşık olan çiftler oldu mu? Şimdi e, yardım almak mutlaka şart. Bunun kesin net bir sonucu olamaz. Zaten şunu söyleyeyim, boşanmaya yüzde yüz karar verenler bize gelmezler. Bize ge geliyor olmaları hala düzeltilebilecek bir şey umudu olduğunu gösteriyor kişilerin ve e bazen bize böyle bir adamı boşayım mı derler. Biz tabi bu yönde asla bir karar vermeyeceğimiz ya da verdirmeyeceğimiz gibi. E son e tahlilde e kendileri e karar verirler. Daha baştan eş seçimde e benim söyleyeceklerim e çok fazla. Gençler şimdi müthiş bir güven bunalım içinde. Kızlar, erkekler e, ve yaşım şuna geldi ben ne yapacağım diye gelen o kadar çok kişi oluyor ki. Yani bir kaygı bozukluğunu deşelediğinde arkasında ben sevgi istiyorum. Şimdi insanoğlu muhabbet kuşları gibi aynen çift yaratılmış. Kaç yaşında olursa olsun sonsuza dek diğer yarısını arayıp duruyor. Bu doğal sağlıklı bir durum aslında. Yani insanın çiftini araması güzel bir şey. Ama güven e, ortamında bir... Yeni jenerasyonda bir takılmak diye bir deyim var. Böyle hakikaten sevgili olmak, bir ilişki yürütmek, eş olmaktan hariç bu takılma e, şeyinde karşıdaki de takılıyorsa bizi bağlamaz. Ama birisi takılmak istiyor biri ciddi bir ilişki götürmeye niyetliyse ve bunu konuşamıyorlarsa hakikaten bir taraf çok fena inciniyor. Yani bu e, insanlara incitmemeyi öğretmek kadar incinmemeyi de öğrenmek öğretmek gerekiyor. Ve biz gelenlere hep incinmemeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ve incitenler için de daha ince çok yaptırımlı kanunların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü stresle baş etmede iyi devlet, iyi kanunlar olmazsa eğer sadece psikiyatristler olaya yetmiyor. Gençlere şunu söyleyebilirim eş seçiminde. Bir kere gençlerin sosyal çevresinin çok geniş olması lazım. Yani geniş bir sosyal çevre olacak onların içinden ayıklayacak bunlarla konuşulabilir, arkadaş olabilir. Bu arkadaş olabildikleri içinde de birisiyle yakınlık hissedecekler. Yani aynı sosyo-kültürel, ekonomik denklik içinde bir de duygusal bağ geliştirebildikleriyle bir adım daha öteye gidebilirsiniz. Yani önce friend, sonra boyfriend ya da girlfriend olmak daha doğrusu. Direkt aşkla başlamak, direkt duygusallıkla başlamak. Duyguyu akılla harmanlamamak, har en sonunda ağlamak demektir. Yine iki eski yeni atasözlerinden bahsederken olumsuzlardan da bahsedeceğim. Doğru tarafı iki gönül bir olursa samanlık seyran olur derler. Doğru yani bu duyguların ne kadar önemli olduğunu gösterir. Peki samanlık seyran olduktan sonra 3 saat sonra acıkırsınız, 5 saat sonra uykunuz gelir. E, ve temel ihtiyaçlarınız sizi mutsuz etmeye başlar. O yüzden e, sizi e, samanlığı seyran edecek, e, mutlu edecek kişiyle beraber sonuçta bir ilişki ve ailede aile de yeni bir jenerasyonun üremesi, yeni nesil aile kurulması için akılcı tarafımızda davet etmeliyiz. Ortak aklımızı akla değer vererek ve geniş ailemizden mutabakat alarak yola çıkmak lazım. İşte şimdi şöyle bir şey var. Benim kızım ÖSS'de işte ilk yüze girdi. Şu kadar akıllıdır. O seçtiyse birisi doğrudur gibi ailelerde yanılabiliyor. O yüzden geniş ailenin bir karşınızdakine bakıyorsanız damat ya da gelin adayını olumsuz diyorsanız direkt baştan fikrinizi söyleyin. Dur bakalım ne oluyor filan derken bakıyorlar ki insanoğlu duygusal bir varlık. Biyolojik, psikolojik, sosyal, cinsel ekonomik bir varlık insanoğlu. Bağlanma ilişkisi gerçekleşip o kişinin beynine diğer kişi eş olarak yerleştirdikten sonra onu silmek korkunç bir şey. Yani o imkansız bir halde. O yüzden baştan niyetlerinizi Diğerinin özgür iradesine karışmadan mutlaka söylemek lazım. ya ee, arkadaşsa da, geniş çevresi de ve size birisi karşılıksız, menfaatsiz bir konuda uyarıyorsa, onunla mutluluğun yok diyorsa, e, onu duymak lazım. E, Homeros'un e, eski söylemi şöyle: Eşiniz iyi mutlu olursunuz. E, i̇nşallah düşünürün adını yanlış söylemedim. Şimdi şüpheye kapıldım. Eşiniz kötüyse filozof olursunuz. Sonuçta. Çok Sokrat, evet yanlış söyledim Sokrat. Burada ben de şunu söylemek istiyorum. İki ucu çizmiş sevgili Sokrat. Eşiniz terk edilmeyecek kadar iyi, mutlu etmeyecek kadar kötüyse mutsuz olursunuz. Bunun bir ortası bunun bir ortası var ve bu ortalamada gezen insan sayısı hakikaten günümüzde çok fazla. Burada yapılacak şey yardım almak, kendi içinizdeki iyiyi ortaya çıkarmak. Karşınızdakinin de içindeki iyiye hitap ederek, iyi tarafının altını çizerek yola devam etmek gerekiyor. Ee, doğru olan bu. Bu kişi benim için yanlış eş derseniz onun sürekli yanlışlarını topluyorsunuz. Siz öfke duyuyorsunuz. Sizdeki öfke beden dilinize, gözünüze, bakışlarınıza yansıyor. O size kötü davranıyor derken olumlu gidecek bir ilişkiyi bile olumsuzluk sarmalına sürükleyebilirsiniz. Birinci bölümümüzün sonuna gelmek üzere son olarak ufak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İkinci bölümde zaten devam edeceğiz. Ee, bu konuyla ilgili. konuyla Zeynep hocanın bıraktığı yerden birkaç şey bende de olmazsa. Yani özetle evlilik, birliktelik ne dersek diyelim iki kişinin bir araya gelmesi yani ikiden bir olmak gibi bir durum aslında. Yani bu şeye bakacak olursak bir sistem yani. Canlılar birer sistemdir. İçinde yaşadığımız çevre birer sistemdir. Sistemde en önemli olan şey nedir? Dediğimiz gibi uyumdur. Yani biz uyumsuzluktan uyuma gideceğiz. Şimdi her sistemde aynı şekilde bir uyum gerektirir. Parçaların uyumunu gerektirir. Burada da tabii biz bu uyumu gözettiğimiz ölçüde veya buna ulaşabildiğimiz ölçüde, yani her canlının özelliği adaptasyondur, çevresine adapte olmak. Ve ee, bu beraberinde tabii ki bize e, e, doyumu, tatmini, mutluluğu e, ve daha birçok şeyi getirecektir. Burada da tabii önemli olan eşlerden her birinin diğerini e, gerçekçi olarak görmesini sağlayan bir değişim yaşamalar. Yani biz ilişkilerimizde bu değişimi, dönüşümü e, yapmayı veya yaptırmayı e, becerirsek e, çok şey kazandırmış oluruz. Teşekkür evet. ediyoruz. O evet. zaman ikinci bölümde keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, ikinci bölümde görüşmek üzere.